benim sevdiğimin Şirin sözleri büyüdü sinemde Ne hallar oldu karınca yükünü Pil çekmez iken azdı zaman azdı Ne çağlar oldu azdı zaman azdı ne çağlar oldu, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ne çağlar oldu, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ne çağlar oldu. Hocam, e, i̇bn Arabi Hud Peygamber'in hikmetini e, anlatırken, e, Kur'an-ı Kerim'deki Hud Suresini referans alıyor, özellikle 56. ayet. Ayette şöyle diyor, e, hiçbir canlı yoktur ki onun alnından tutmuş olmasın. Benim Rabbim doğru yoldadır. E, bu ayetten e, yola çıkarak e, Hud peygamberin e, ahadiyet olarak anlatılan hikmeti, ahadiyetin mertebelerinden hangisidir? Evet, bu... O... Ayete bakacak olursak pek çok soru çıkar ama evet, daha sonra önce bir hocam. ahadiyeti Hı -hı. E, görelim. Hı -hı. Ama surenin içinde, ayetin içinde Hı -hı. E, bu e, ahadiyet mertebelerinden birinin özellikle vurgusu var. Onunla ilişkili olarak e, konuyu ele almakta fayda var. Şimdi ahadiyet hikmeti üzerine konuşalım. Ahadiyet ne demek? Allah'ın ahadiyeti değil mi? Oradan başlıyor. Hani kulfu vallahu ahad. Allah samet. Yani doğmamıştır, doğurulmamıştır, eşi benzeri yoktur. Taşıyıcı olan kendisidir. Yani kendinden kendinedir. İhlas suresi bu Ahad suresinin ahadiyet mertebesini çok güzel koyar. Şimdi e, Muhyiddin Arabi'nin vahdetel vücut anlatımına baktığımızda ahadiyet mertebelerini görürüz. Nasıl görürüz? E, Arap kavimi Hazreti Peygamber'e o zaman dine mensup olmak için konuşuyorlar. Ama merak ettikleri şu, ya Resulullah Allah bu alemi var etmeden önce neredeydi? Soru bu. Oradan başlıyor konu. Evet. O da verdiği cevap çok düşündürücü üzerine. Pek çok sufi buna kafa yormuş, anlamaya çalışmış. Biz sufi değiliz ama Allah dostu olmak istiyoruz, bunu anlamak istiyoruz. Evet. Bize düşen görev bu acaba e, yani Allah neredeydi? Alen var ol yani biz olmadan önce neredeydi? Biz kendimizi biliyoruz da bir de o nerede onu bilmek istiyoruz. Peki öyle olsun. Umudumuz var. O da verdiği cevap şu: altında ve üstünde hava olmayan bir yerdeydi. Buna ama diyor. Ama dipsiz karanlık diye çevirenler var. Heyula diyenler var. Değişik kavramlar kullanılıyor. Altında ve üstünde hava olmayan yerdeydi. Demek ki yani hareket sağlayacak herhangi bir unsur dahi yok. Yok hmm. hareket Yani hareket. öyle bir e, dipsiz karanlık ki gayb bilinemez. Hmm. Fakat nasıl bilinemezse her bilinen oradan çıkıyor. Şimdi burası çünkü alem oradan çıkıyor. Alemin sonucunda nihayetinde insan oradan var oluyor. O zaman burası üzerine düşünülmesi gereken bir yer. Ee, i̇kiliğin olmadı. Zıtlığın olmadı, karşıtlığın olmadı, bildi bilmedi, varlık yokluk böyle bir şey yok. Kendisi var, var, Yokluk yok. Yani o zaman e, alem yoktu diyorsun. E, nasıl oldu? Şimdi burası çok düşündürücü. Bunun üzerine konuşalım. Birinci e, ahadiyet dediği bu bölümün birinci mertebesi zatidir, gayptır, karanlıktır, bir bilince konu olacak bir karşıtlık dahi yoktur ikilik yoktur, varlık yokluk bilinen bilinenle beraber birlik ve birliğin çokluğu falan böyle şeyler karşıtlık zıttık yok. Nispetler yok. Bu bir nispete hiçbir şey yok. Ve kendisi sükunette böyle tarif ediyor. Fakat buradan sonra eğer bir varoluş başladıysa o zaman varoluş ne demek? Yani ne var oldu ki <laughs> akabinde alem insan var oldu? Şimdi varlık var yokluk yoksa öyle bir şey var oluyor ki bu bir ve tek olandan çokluk çıkmıyor demek ki. Temel sorun burada. Buna diyor ki kendini kendinde bildi. O zaman kendini kendinde bildi yani kendinde ne var hakikatlerini bildi. Esasında bu bilme edimi bir dışarıda ayrı bir varlık varoluşu değil ki. Ne peki? Kendini kendinde bilmek bilme eylemiyle bir düşünceyi, bir kavramı söylüyor bize. Şimdi biz genelde ne yapıyoruz? Genelde bir varlığı düşündüğümüzde dışarıda duyuları var mı, görüyor muyum, hissediyor muyum, elliyor muyum? Böyle bir tanrı tanımı yok. Bak yok. Evet. Şöyleydi, böyleydi. Hatta akıl bunları tenzih ediyor yaşadığımız dünya. O değil, o değil, o değil, o değil. Sonunda diyorlar ki Nuh peygamber de olduğu gibi. O değil, o değil, o yoksa yok mu? Hayır bizi var etme özelliği ve niteliği kendine ait niteliğidir. Bu sefer insana benzeterek, teşbih ederek, tenzih ettiği akılla tenzih ettiğini hayal gücüyle benzeterek teşbih ediyor. O zaman tenzihle teşbihi tevhide getirdiğinde anlaşılacak bir varlık. Yani bir varlık var ki ahadiyeti kendini kendinde bildi tamam e ben nasıl bileceğim sorun burada sorun o kendini kendinden bildi peki onun bildiği gibi kendini o hakikatler üzerinden ben onu bilebilir miyim şimdi Füslü Likem'in gayesi neydi Adem faslında anlatılan şey e, bilinmeklik istiyor bak kendini biliyor bazı arkadaşlar yanlış düşünüyor hı hı. Allah kendini bile bilmek istemişmiş falan hı. hayır haşa biz öyle bir şey söylemiyoruz hı. bizim söylediğimiz Allah'ın kendini bildiği hakikatlere göre bizim onu bilmemizdir bilinmeklik budur evet. o zaman zatındaki bu varlık kendini kendinde bildi o zaman kendine Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor, kendini o niteliklerle isimlendiriyor. O hakikatler, ayağını sabiteler diyor arada derede olan, Hı. alemle Tanrı arasındaki bir berzahtaki varlık düzeyidir. Burası esmalar düzeyidir, buna uluhiyet diyor. Bu uluhiyet makamını da Adem faslında anlattık. İnsanın düşüncesi uluhiyettedir. Allah'ın düşüncesi ahadiyettedir. Düşüncenin mertebeleri gibi. Tabii. Şimdi esmalar mümkünatın Allah'a bakan hakikatler olarak karşılığı uluhiyet esmalar. Ama aleme bakanlar mümkünatlar. Bunu daha önce e, İshak Peygamber'de hakkaniyet esmasını anlatırken bahsetmiştik. Ne dedik? Dedik ki Allah'a mümkünatların Allah'a bak. Çünkü bilincin iki yüzü var. Bir Allah'ın evrenseller, tümeller, eksiksiz, yetkin, doygun, kamil esmalar Allah'ta e nedir? Ahadiyette bildiği ikinci mertebe ama alemde mümkünatlar, imkanatlar hı hı. yaşamın içinde çıkıyor. O da ne oldu? Üçledi bak ahadiyet, hı hı. uluhiyet, rububiyet. Hı hı. Hı hı. Şimdi uluhiyet esmalardı, rububiyet bunların fiilleri. Yani fiilleriyle sıfatlandırılması çünkü varlığı göreceğiz hı hı. esmalarla nitelerken fiillerde irade kazanmazsa batında kalır zahire çıkmaz evet. Allah'ın muradı o değil ki Allah'ın muradı evveli ahiri batını zahiri hı hı. dört temelde bu cüveçelerde gerçekleşmektir peki şimdi bu ahadiyeti bir toparlarsak zati olan gaybidir bilinemez daha önce bu zati olan işit peygamberde de anlatmıştık ahadiyete orada da temas ettik zati olan her şey oradan neşet ediyor çıkıyor ama kendisi o sonuçta görünen o olmasına rağmen kendini göster gösteremiyorsun. Hı hı. Hani ne dedik e, ahadiyeti ortaya koymak için? E, dedik e, ben diyorsun dedik ben hı hı. kavramı üzerinden. Hı hı. E, ben dediğin ne? İşte ben vücudum. Ha, hı hı. Bak vücut benim diyorsun. Ruh kimin? Benim. İçgüdü benim, düşünce benim, hayal benim. Duygular, duyular benim. Ben dediği kim? Evet. Yani hep o sahip çıkıyor. Demek ki beden, içgüdü, ruh, hayal kendisi ben değilmiş. Benim sahip çıktığı sıfatlarmış. İşte bu ahadiyet mertebesini kavramsal olarak anlatmasa dahi sezgisel olarak herkes de zatın ben olarak çünkü insana yük olarak halifeye verilen yük benlik bilincidir. Ahadiyet bilinci. Tamam mı? Peki. Şimdi ahadiyeti bir ikinci örnekle daha anlatırsam ...konunun içine girdiğimizde... ...o zaman anlaşılabilir. Yani şimdi... ...ahadiyetin mertebelerinin içinde... ...bir tanesini... ...önemseyeceğiz. Onu ön plana... ...çıkaracağız. Hı hı. Niye? Hut peygamberin niteliğini... ...bilmek için. Evet. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hı hı. Ee, yanlış... ...hatırlamıyorsam... E, Mutin Arabi'nin hayatını... ...okurken... E, Peygamberler içinde ona sureta gelip e, mürşitlik yapan peygamberler var. Evet. Onu uyandıran, uyaran. Bunların başında Hud peygamber gelir. Hmm. Çok enteresandır. Evet. O zaman Muhittin Arabi'nin bu Hud peygamberde gördüğü hikmet şu demek. Muhittin Arabi'nin haz esmalarından birinin açılmasıdır. Bu konuya da gireceğiz. Şimdi ahadiyeti başka bir benzetmeyle anlatayım. Ee, neden öyle anlatacağım? Çünkü ben seneler önce bu sohbeti üstadımdan dinlediğimde çok beğenmiştim. Bende yer etti. Ahadiyeti vahid ve vahdaniyet ve rububiyet olarak bir varlık üzerinden anlattı. Bunlar benzetmedir anlayabilmek için benzetmeye ihtiyacımız var. Evet. Hani Hazreti İsa'ya ye takipçileri, şakirtleri Hı. sormuş. Hani demişler ki ya bize o gördüğün melekut alemindeki hakikati anlat dememişler. Hı. Ne demişler biliyor musun? Soru öyle. Ya Rabbi yani Rabbi diyorlar ona. Hı. Yani hocam. Hı. Öğreticim. Benim hocamsın Şöyle bakalım senin melekut aleminde gördüğün hakikatler bu alemde neye benziyordu? Bak bu alemde neye benziyordu? Bağını soruyor. Alemde tanıklık ettikleriyle rablık esmasındaki bu hakikatlere bağ kurmasını istiyorlar. Biz de böyle soruyoruz. Diyoruz ki acaba neye benziyordu? Şimdi küre üzerinden anlatmıştı. Küre. Evet. Diyor ki kürenin merkezi bir noktadır. Hı hı. İşte o ahadiyet olarak kabul edilirse. Hı hı. Nokta. Evet. Kürenin üstünde sonsuz noktalar var. Bunlar... Ee, ne yapıyor? Ahadiyetin zuhurundan açılan ceman... ...hepsinin toplamı, bütünselliği... ...her nokta, her zerre vahid olarak... ...tümü vahdaniyettir. Vahdaniyet denizi dediği bu. Ki esasında kendi bütünselliğinin... E, ...çeperde kendini zuhur etmesi. Eksiksiz. Kendinde ne varsa çoğaltıyor ama bütünlüklü bir çoğaltma. O zaman bu geçişi gösterecek şey lazım. Nedir? Merkezle çeperdeki noktayı birleştiren bir doğru çizersek, hı hı. merkezde, merkezden çeperde binlerce noktaya ulaşan çizgiler çekersek hı hı. Bak çeperdeki uluhiyettir. Her bir esmanın varlığıdır. Hı hı. Uluhiyetteki bu esmalarla ahadiyette, zatta olan noktayı birleştiren doğruya rububiyet diyor. Hani benim Rabbim doğru yoldadır. Evet. Oraya geldiğimizde burayı hı. anlatacağım. Bu örnek çok önemli. Evet. Rububiyet. Rububiyet rabıta ilişki kurmak ondan sonra düzenlemek, mürebbi, erbab. Hmm. Bu alt kavramlar hep oradan türer. Hmm. Ve aleme dönük yüzünde bu ifade vardır. Fiilinde vardır. Evet. Bak zatında ne vardı? Ahadiyetinde. Ahadiyetinde diyordu ki kendini kendinden düşündü, kendi hakikatini söyledi. Ahadiyet nerede oluyormuş, varlık olarak neresiymiş, dışarıda bir varoluş değil ki. Evet, kendinde. Kendini kendinden düşündü, hakikati vahit. Ama bu vahitin dışarıda eylemle, fiille bir irade kazanıp kendini gerçekleştirirken aynı zamanda Ahat'tan çıktığı için hem ahata bakan yüzü var hem de kendine bakan bir yüzü var. Yani her esma hı hı. ne ise ismi bunu konuşacağız. Onu gerçekleştirirken aynı zamanda kendi içinde bütünsellik olduğu için diğer esmaları da içinde barındırıyor. Ama kendi özelliğini işaret etmek için Orda irade, burada ilim, burada kudret oluyor. O zaman irade esmasının içinde hepsi var, ama dominant olanı irade, i̇rade evet. kudret olan esmanın içinde yine hepsi var. Evet. Yani zatına işaret ediyor. Evet. Muhtin Arabi de daha önce anlatmıştım, evet. ee, üçüncü cildin 66. bölümünde. Evet. İlahi isimlerin ortaya çıkışıyla ilgili teatral bir anlatım var. Hı hı. Orada esmalar mümkünat olarak duruyor. Mümkünatlar diyor ki esmalara. Ya sizi diyor göstereceğiz, sizin deliliniz olacağız, bizi imkanat olarak dışarıda canlanmamıza hizmet ver. Biz canlanırsak siz var olacaksınız. Sizi gösteriyoruz. Yani kendimiz için bir şey istiyorsak namerdiz diyor. Evet. Tamam mı? Ama o esmalar nereden çıktı? Allah'ın hakikati olarak zatındaki düşünceden. Peki Allah'ın zatındaki düşüncede çokluk olur mu? Düşünürsün, zaten düşündü. Bak yine birlikte. Evet, evet. Çokluk yok. Ne zaman oluyor çokluk? Çokluğa geçiş. Alemde çokluk diye gördüğün gölgeler düşüncedeki nedir? Gölgelerdir. Onun açılımıdır. O düşüncenin kendisi çokluk değildir. Bak varlık vardır. Varlık kendindekini düşünür, kendinde ne varsa nitelik, o nitelikleri ayağını sabite olarak çıkar. Buna feyzi aktes diyor. Evet. Düşüncesinde var. Hı hı. Onlar dışarıda fiillerle irade kazanıp gerçekleştiğinde, feyzi, feyzi mukaddes, hı hı. o zaman... Ahadiyetten uluhiyete uluhiyetten rububiyete rububiyetten rüyalar, düşünceler alemi sonra şu aleminde de duyular alemi. Hı -hı. Varlığın açılımı böyle. Muhyiddin Arabi'de varlık mertebeleri. Ahadiyeti ilk üç. Yani içten dışarı doğru. Hı -hı. Ahadiyet, uluhiyet Hı -hı. rububiyet. Sonra hisler ve e, duyular alemi dediğimiz alemde artık insanda gittikçe kesifleşen varlığın tecellisinden başka bir şey değil. Ama yine insanda letafet, nezaket ve de zerafet nerede var? Rububiyetinde, uluhiyetinde ta ahadiyetine kadar gider. Ahadiyette varlık vardır Yokluk dediği nedir biliyor musun? Kendini düşündü, kendinde varlıklarını bildi ama alemde mümkünatlar olarak ortaya çıkmadığı an bu bizim için bizim cepheden bakarsan o yokluk. Hmm. Allah katında öyle bir yokluk yok ki. Allah vardır. Varlık var bir de yokluk var. Hayır öyle değil. Hmm. Senin cephenden baktığında sen ayağını sabitesi çıkmamış bir şeye yok diyorsun. Hmm o bil fiil daha ortaya çıkmamış ama kuvve olarak var. Kuvve olarak varlığı senin için fiili olarak olmadığından yok diyorsun. Evet görmeyince. Varlık yokluk bu. Peki düşüncede birlik olarak bütün o nitelikleri varlık düşündü. Peki Allah düşündü. Aynı ahatlığı ne yaptık? çekirdekten çepere vahidliğe taşıdık. Uluhiyeti de Adem dedik. Allah'ın gaybi olan ahadiyeti her insanda bu ahadiyet zat vardır. Rahman suretinden yarattım dediği insan budur. Hı hı. Ama insan perdeli varlıktır. Niye perdeli olduğunu konuşacağız. Hı hı. Burada var. Peki gelelim Hazreti Hut'un hı hı. ahadiyeti hangi mertebe? Evet. Hı hı. Zati, hı hı. esma, uluhiyet, rububiyet. Burada kastedilen ve anlatılan, yoğunlaşılan hikmet, hı hı. rububiyet eylemde, fiilde ortaya çıkan zat. Fiilde ortaya çıkan Niye fiilde zat? Oluyor. Lütfen Hut suresi 56'yı bir daha böyle... Tane tane, tamam. acele etmeden, bastıra bastıra bir daha oku. Hiçbir canlı yoktur ki onun anından tutmuş olmasın. Perçeminden. Diyor. Perçeminden evet. evet. Hı -hı. Hiçbir canlı yoktur ki onun perçeminden tutmuş olmasın. Dur. Şimdi burası önemli. Burada herhangi bir vasıta, bir sebep, Hı -hı. bir organ var mı? Yok. Yok. Allah alnından tutmuş. Neyle tuttu? Belirtilmiyor hocam. Zatıyla tutmuş. Zatıyla evet. Organı yok. Evet. Tamam mı zatî bir anlatım. O zaman herkesi zatıyla o zatından gelen ilişki onu göreceğiz. O rububiyetteki has esma ne diyor devamında? Benim Rabbim doğru yoldadır. Benim, Benim Rabbim. Rabbim. Şimdi benim Rabbim dediği Hı -hı. yani benim Rabbim diyor ya. Evet. Tamam mı? O zaman putun Rabbisi ne ise Hı -hı. E, onun üzerine düşüneceğiz. O Rabb onun ne yapmış? Hı -hı. Alnından, Hı -hı. perçeminden Hı -hı. tutmuş Hı -hı. ve de hiçbir şüphesi yok. imanı sağlam, Hı -hı. doğru yolda diyor. Hı -hı. Evet. Rabbim doğru yolda. Ne demek bunun da anlamını açacağız? Hı -hı. O zaman ne var? Bir Hı -hı. E, vasıta organ yok zatından dolayı perçeminden tutmuş. Evet. Ama her canlıyı yani her hareket eden dabbe Hı -hı. diyor buna. Evet, canlı hareketli. Hareketli varlıktan tutmuş. Çünkü Hı -hı. kendisi Hı -hı. Allah Hay esmasına sahip. Hay diri, variyeti, bütün varlıklar diri. Bugün sen taş toprağı hareketsiz hı. hareketinden bakıyorsun. Hareketi nasıl tanımladıysan, hı hı. içindeki hareketi bilmiyorsun. Ama nasıl Muhittin Arabi her zerrenin canlı olduğunu söylüyor. Bu laf değil. Bugün bilim bunu doğruluyor. Evet. Bütün madenler, atom düzeyinde baktın mı hareketini görüyorsun. Elektronu, çekirdeği protonu hmm. harekettir dinamiktir ee, o yüzden bütün varlığın kendisi canlı diyor niye haktan geliyor evet. ama kendini bildi kendini bildiği varlık alemde zuhur ettiğinde Allah'ın düşüncesinde ne düşündüyse hmm. aynı bu durumu insan düşünelim insan için düşünelim hmm. çünkü Allah'ı tenzih ettik aklımızda. İnsana ait özelliklerle sınırlayamayız. Doğru. İnsan dediğin sonuçta öznel. Sen bilirsin, o bilir. O başkası da bilmez diye düşünebilirsin. Ama bir bakıyorlar ki o biliyor, o da biliyor, o da biliyor, o da biliyor. Öznel olan herkeste olmaya başlayınca mesela ilim esması. Evet. E, sen de de ben de 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 ilim esması var. O zaman öznel olan herkes de olunca ne oluyor? Nesnelle hale geliyor. O zaman ortaklaşalık başlıyor. Hı -hı. aa bir Abi bakıyoruz ki ilmimizde ortakmışız. Hı hı. İrfanımızda ortakmışız. Sanatta ortakmışız. O zaman ortak olanlar arasında varlığın yasasını yani aramızda diyoruz ki bende de var sende de var bir anlaşma yapıyoruz. O anlaşmayı yasaya çevirdiğimizde nesnelleşiyor. İnsanlık bunu nesnel olanı, ortak olanı yasal hale dönüştürdüğünde işte devleti kuruyor. Devlet böyle çıktı ortaya. Tüm öznel bilinçte olanın nesnel bilinçte karşılığı yasaya bağlandın mıydı ortaklaşa oldu mu o sözleşme bir devlet demektir hı hı. E Peki devlet veya öznel olanlar hakikat mi evet. hakikatten bir gölge evet. ama hakikat olan mutlaktır Mutlak olan Allah'a aittir hı hı. yani İsa'dan önceki dönemin insanın Adalet anlayışı da bir devlet kurmuş. O devletin adalet anlayışı Roma'da da, Antik Yunan'da da var. E geliyor Osmanlı dönemine, orada da adalet ve devlet anlayışı var. E bugün de geliyor, bugün de adalet ve devlet gittikçe gelişerek geliyor. Ama bunlar tarihsel. Tarihsel olan kişilikler ve toplumlar e, mutlak olarak her dönemde olan olduğu için mutlak olan Allah'tır. Hmm. Allah'ın o niteliği öznel olarak bir bireyde, nesnel olarak toplumlarda, kültürlerde tecelli etmiştir. Hmm. Ama o beğenmeyebiliriz eksik veya kusurlu uygulama olabilir. Hı hı. Kamil ve yetkin olan Allah'ın nitelikleridir. Allah, i̇nsan Allah'ın dışında hiçbir şeyi düşünüp proje yapamaz. Hı hı. Allah ne düşündüyse insan da öyle düşünür ve ahadiyet düşündü kendinde bildi dedi ya. Evet. Ahadiyet düşüncedir. Burası çok önemli. Evet. Çünkü insana bir tek yeti verdi bu aleme gelirken. Düşünme yetisi. Evet. Ha yok bana başka nitelikler ver. O zaman e, her nitelik bir ilkedir. O ilkeye göre Ahmet bu ilkeye göre, Mehmet şu ilkeye göre, Ayşe bu ilkeye göre, Fatma. O zaman şirke düşeriz. Evet. Tek ilke, tek yetenek var, o da düşünme yeteneği. O düşünme yeteneğinin içinde bu ilkeler, ayan sabiteler düşünülür. Bunlar birliktedir, birliği bozmaz, bütünlüklüdür, ahadiyettedir. Ancak fiille iradeye girdiği an, o zaman dış alemde, Onları ne yaparsın? Onlar zaten varlık olarak var. Nerede var? Aynı sabite de var. Bil fiil var. Evet. Ama bil kuvve yani pardon bil kuvve var. Bil fiil yapıldığında ortaya çıkar. O zaman var oluş dersin buna. Ama senin yok dedin Allah indinde düşüncede var zaten. Bu sende de var. Allah mutlak ve saltık olarak düşünme yetisini insana vermiştir. Temel yeti budur. Bu yetiyi kullanarak bütün nitelikleri kendinde fiiliyatla gerçekleştirir ve o özellikler, o nitelikler, o esmalar kuvveden fiile çıkar. O zaman şirke düşmemek için Allah'tan bize emanet olarak verilen benlik bilinci düşüncedir bu. Benlik bilinci düşünme yetisidir. Ahadiyet kendini kendinden bildi. Buralar belki kavranılması güç işlerdir ama sezgisi vardır. Evet. Bunun üzerine tefekkür edip hı hı. görmek lazım. Saltık olan evrensel tümel olan Allah'ın üzerinden kendine dönüp baktığında neyi kusurlu, neyi eksik yaptığını bilir. Buna göre yasayı düzenlemeyi yapar. Hı hı. Ne yaparsın? Engel olmaz. Gelişmeye, açılmaya e, ne yaparsın? Sebebiyet verirsin. Hı hı açık seçik belirtik hale gelir. Hmm. Üstü örtülü, kapalı olan, batında olan zahire çıkar. Hmm. Peki, şimdi burada şeyi anladık. Ee, kürenin merkezindeki ahat, evet. çeperindeki her nokta vahid, onun bütünlüğü vahdet, hmm. ahatla vahid arasındaki Doğru çizgi çektiğimizde rububiyet, hmm. sıratal müstakim, hmm. doğru yol. Evet. Peki, o zaman şunu diyebiliriz: kürenin üstünde her noktaya tanıklık ettiğimiz nedir? Ona diyor ki: sen mevecullah, yani nereye dönerseniz dönün Rabbi, Rabbin yüzü oradadır. Ahadiyetin vahidiyetteki açılımıdır ondan ayrı değildir o zaman her bir vahid ahat özelliği taşır yoksa var olamaz evet. o Allah'ın dışına düşer ama insan ne yapıyor bu esmaları kendinde bile bile Allah'ın sonsuz niteliklerinin hizmetkarı oluyor kul dediği bu Allah Allah'ını kimseye bırakmaz bu tarihte gelirsin, görevini yaparsın. Başka bir tarihte adalet esmasının hizmetini bugün sen verirsin, yarın daha kamili gelir, Hı. o da verir. Hep Allah üzerinden olur mu? Hı. Tevhid Allah üzerindendir. Peki, şimdi ahad, vahid, vahdet ve rububiyeti anladıysak ne yapalım? Ee, biraz daha ilerleyelim. Benim Rabbim. Değil mi? Evet, evet hocam. Benim Rabbim doğru yoldadır. Benim Rabbim dediğini bunu anlamamız evet. lazım. Nedir? Kademe kademe açalım Hı -hı. konuyu. Çünkü e, bunun anlaşılıp yorumlanması lazım ki Hı -hı. farklı görüşler çıkabilir. Muhterri Erabi hikmeti böyle anlamış, böyle anlatıyor. Hı -hı. Hayır efendim öyle değil böyle. E, tamam. Bütün Rabbin yüzü her yerdedir evet. dedi. bu, Bunun önünü kesmiyor, açıyor. Hatta yap diyor. Evet. Ben de bundan cesareti alarak sezgimi, keşfimi ne yapıyorum çalıştırıyorum. Hı hı. E, o zaman anlamlandırmaya ama ilkesi var. Hep her şeyi Allah'ın esmalarına bağlayarak ilerliyorum yoksa esmaların dışında anlattığın senin nefsin olsun nefsin de esmaya bağlanır ama hı hı. eksik ve kusurlu zaman alır. Töbe billah o zaman. Hı hı. Doğrusunu Allah bilir deyip döneceksin tekrar tevhide yani Allah'ın esmaları üzerinden. Hı hı. Peki şimdi gelelim e, bu mutlak birlik dediğimiz hı hı. rububiyetteki ahadiyeti anlamaya. Hı hı. Çünkü Rabbim benim Rabbim özel bir Rab. Hı hı. Has esma. Has Bizim esma, e, üzerinde durduğumuz en temel konuların başında gelir. Hı hı. Değil mi? Bu aleme geldik, geldik tamam. Hı hı. Ama diyor ki Rabbine yani nefsini bil tamam. Hı. Rabbini tanı. Rabbini bil o zaman nefsini bilirsin. Hı hı. Nefsini bilmek için ne yapman lazım? Nefsini arındırarak Rabbini bileceksin. Hı hı. Şimdi burası fiili bir konu. Hani diyor ya alnından tuttum, perçeminden, perçeminden tuttum. Evet. Ama bir el söylemiyor. Evet, evet. Rabbim doğru yoldadır. Bak yürüyor. Evet. Ama yolu söylüyor. Yürüyen ayak kimin? Kimin? Evet. evet. Acaba tutma eylemi nasıl oluyor? Evet. Kimin elini kullanıyor Allah? Hmm. Yani bu işleri hizmetkarlarına yaptırmıyor mu? Hizmetkarları yok mu? Evet. Yürüyen yolu, ayaklar, Hı -hı. tutan eller, onun hizmetkarı. Hazreti Peygamber'e de ne diyor? Senden atan bendim. bendim. Hı -hı. Senden bakan ben. Bütün fiilin yani vücudun organlarını Hazreti Peygamber'e diyor ki senin diyor sahip olduğun organlar Allah'ın iradesine teslim olmuştur. Hmm. O, o zaman e, Allah iradesini kuluna vermişse hmm. yok canım vermemiş diyemezsin. Ayet var. Evet, evet. Zaten yaptıran eden de o. Ama hmm. sana da ne yapıyor? Bir irade bir kudret tahsis ediyor. Hmm. Doğruyu bil, doğruyu yap. İyi bil, iyi yap. Hmm. Güzeli bil, güzeli yap. Değil hmm. mi? Çünkü İslam ve pek çok din esasında iyilik, doğruluk, güzellik ilkesinden başka ne anlatıyor ki? Özellikle bunu anlatıyor. Peki gelelim çokluk derken anlattığımız şeylerden kendini kendinde bildi. Neyi bildi? Esmaları. Çokluk dediğiyle de, esmalar, isimler. Birlik dediği Zat. Zat. Zat nerede? Hmm. Düşüncede. düşüncede. Kendini kendinden bildi. Zatın evindeymiş düşüncede. Hmm. Ne bildi? Esmaları. E, Kur'an baştan aşağı esmaları anlatıyor. Evet. Hmm. Muhittin Arabi'nin varoluş teorisinin anlatımı ilahi isimler teorisidir. Hmm. Bir kere bunu bir anlamak lazım. Vahdetel vücudun vücudu anlatışı esmalar üzerindedir. Çünkü hmm. Kur'an öyle. Ona bakacak olursan Tevratta da Allah'ın esmaları 76'da altıda kalmış. Hı hı. E, Hazreti Peygamber'e geldiğinde efendim son Peygamber benim ben daha iyi bilirim. Hayır öyle bir şey yok. Her bildiğin Hazreti Peygamber'in koyduğu 99 esmanın birine intikal ediyor. Manaya bakalım ben ismini öyle isim uydurmaca yok manasını söyle anlamını söyle bunun nefste ve afakta karşılığını göster Hazreti Peygamber isimleri koyduğunda yani Allah ona bildirdiğinde enfüste ve afakta bunun işaretlerini alametlerini gösterdi ondan emin oldu iman sahibi oldu bu esmalar onun için kitabında var yoksa keyfe eder bir isim öf, üfledi öyle bir şey değil bu o yüzden tamam varlığı niteleyen esmalar peygamberlerde var ama Rab olarak o esma söyleniyor ama Rab'lerin Rabbi, Rabbülerbab olarak Allah Muhammed peygamberde şuurlanıyor Hı yani orada şunlanıyor ki hı hı. o o zaman tamam diyor onun için son peygamber hı hı. varlıktan son haber veren artık bilindi kamil yetkin e ben bildim e bildiğinde bunun içine girer şunun içine girer aa tamam o zaman prospektüs kimde Hz. Peygamber e ne uğraşıyorsun rahmettir al hı hı. fiiline geçir ondan sonra olsun sende rahmet zaten rahmet peygamberi. Yani başka türlü bir şey değil ki. Rahmet peygamberi de hizmet, abdu diyor. Hizmetkar. Allah ona hizmet ettiriyor. Ve de diyor ki hizmet eden Allah diyor. Daha ne desin? Yani kalkmış insanlar şöyle anlıyor çocuk gibi. Tahta oturan bir Allah elinde kırbaç var. Abi, he, Nefsi terbiye olmamış. Ona buna musallat olana ceza keser. Hı hı. Ama Allah rahmettir. Rahmet verir. Varoluş verir. Hı hı. Peki gelelim bu birlik türlerinin başında mutlak birlikte hı hı. Allah'ta düşüncede çokluk yoktur. Yok, Düşünür. Onu çoğaltmaz ki zatı birdir. Bütünlüktür. Bütün esmalar ondan tecelli ettiğinde o düşünce orada onun çokluğu demek değildir. Bu bir çokluk hikayelerinde tartışılan bir konudur. Düşüncenin ne olduğunu bilemezsen öyle bir tane varlık var o da benim gibi çoluk çocuk sahibi oldu çoğaldık. Halbuki İhlas suresinde öyle demiyor. Doğmamıştır doğurulmamıştır. Eşi benzeri yoktur. Yani annelik, babalık falan filan hikayeleri değil bu. Düşüncenin kendisi. Zatında düşünce çok bil kuvve. Bil kuvve. Çok. Ama kendisi zatında bir ve bütün. Bunu tefekkür etmek lazım. Peki. O zaman Tanrı'nın özel Rab. Yani her esmanın insanda nesi var? Allah bu alemde her varlığına bir esmayla var etmiştir. Bütün esmalar vardır ama dominant esma ondan açılmış. Hı hı. Mesela adam gidiyor, alim oluyor. Gidiyor şifa daha tan doktor oluyor, gidiyor anlayış, hikmet, felsefeci oluyor, müsavir, sanatçı oluyor, hı hı. rızk esması, hı hı. tüccar oluyor, adıl esması, hakim oluyor, avukat oluyor. Hı hı. Efendim merhameti var, şefkati var. Merhamet, şefkat nereden zuhur ediyor? Daha çok Anne. kadınlardan, annelerden. Özellikle şefkat annelerden. Evet. O yüzden eğer şey var. Rahim esması Hı. kadına verilmiş erkekte de var buradan doğurtuyorsun. Hı. Düşünüyor düşünüyor doğurtuyorsun. Hı. Rahim kadında var şefkat burada var Hı. göğüste. Bebeği şefkatle sütle beslerken süt bedeni beslerken aynı anda gözle rabıtayla anne ona şefkatini aktarıyor. Çocuğun ruhu şefkatle büyür. Yani bu işler çok ince ayar işler. Çok. O yüzden evet. kadını Muhittin Arabi anlatırken Allah'ın efendim rahimiyet esması, rububiyet esması ki rububiyet murabıt yani bak şefkatini verdiği gibi mürebbi olarak da terbiye edici. Evet. Ama annelik esmasıyla veriyor. Bebek büyüdü... ...çocuk oldu, gitti büyüdü... ...artık annelik bitiyor. Hmm. mürebbi oluyor. Annelik... ...şefkatle bitişik bir varlıktır. Yani ben... ...ben gelmişim 60 yaşına... ...anneme anne diyorum. Anneyle ilgisi yok ki. Hatta terbiye edici... ...özelliği bile yok. Evet. Annelik başka bir şey. O esmaya bağlı. Neyse konumuz o değil. Has esma dominant esma, o niteliği onda gerçek. Ne demek? Şu demek. Bütün esmalar resesif. Ama bu dominant esma diğer esmaların hakkını veriyor. Onları murabıt kılıyor, organize ediyor. Onları rabıtalı bir şekilde ne yapıyor? Ayakta durmalarını sağlıyor. Hı hı. Az esmanın en temel özelliği şu. adam ilim sahibi olmak istemiyor. İnce duygulu sanatçı olmak istiyor. Sen ne yapıyorsun? Hayır zorla doktor olacaksın. <laughs> Bir bakıyorsun doktorların çoğu Türk sanat müziği falan. Her şey sahibi de o has esma ile ortaya çıkar. O özelliğinle bütün her şeyi yaparsın. Onunla sahip çıkarsın. O az esma seni perçeminden tutar. ...o yönetir. Hmm. Doğru yoldaki o, Rab... Abi. Ama haz esmanı bilmezsen... ...geçmiş olsun. Hmm. Resesif, zayıf esmalar... Hmm. ...sende kudreti zayıf olduğu için... Hmm. ...ne yapar? Bir türlü istikrarlı... ...devamlılık sağlayan... Hmm. ...bütünlüğe götürmeyen bir esma olarak... Hmm. ...seni zorlar. Evet. evet. Tamam. Hmm. O zaman da dersin ki... ya. ...ben bu kadar gayret gösteriyorum... E, ...has esmanı bulacaksın... Hmm. ...e diyor ki... ...has esmamı biliyorsan söyle... ...bilen söyler sahip eder... ...herkes kendisi bulacak... Hmm. ...buradaki sınav o... <laughs> ...çünkü... ...kendin kendindekini bilirsin... Hmm. ...dışarıdan birisi söylerse... ...o dışarının... ...iradesiyle var olur... Hmm. ...halbuki... ...düşünerek kendinde bulacaksın... Düşünmenin en önemli özelliği ne biliyor musun? Düşündüğün an artık bildiyse irade kazanır, mecburen yapar. Hmm. O zaman düşünce zat ikiliği yok, bitişiktir, değil mi? Zatı düşünüyor çünkü, zatı düşünüyor, bilincinde var, zattan ayrı değil, bütünlüklü. Ev. Ama nasıl bilecek? Bir de bu dert var. Yapmazsa bilemez ki. Fiili Bilmiyorum zorunlu ki. irade verecek. Çünkü e, yani ayanı de esma var. Hadi alemde esmayı göster, gösteremiyorsun. Mümkünat kuvve olarak düşüncede var. Bil fiil, bil fiil gerçekleşirse ona delil oluyor. O zaman Esma kuvve olarak var, fiil olarak yok. Hı -hı. Ama kuvve olarak da var, işte varoluş. Yani e, varlık yokluk değil. Var, düşünce de var. Hı -hı. Var, fiil de var oldu. O zaman tamam işte. E, gerçekleşmesi, e, yine ikilik yok. Neden? zatî varlığında düşündüğünün fiilini yapıyor. Hmm. Mutlaka nereye gitmesi lazım? Varlığın niteliklerine rücu ettirilmesi lazım. Hmm. Ettirilmezse ne olur? Paramparça olur. Hmm. Yani kendisi yaptı zanneder halbuki o o nitelikler düşüncesinden eylemine geçerken hmm esmalarla sınıflandırılır. Sınıflandırılan esmada fiiline geçerken kendini gerçekleştirirken düşünen varlığına rücu eder. İrca etmek bu demek. Hmm. Yani o zaman senin yaptığın, ettiğin doğru yoldayım dediğin şey hmm. has esman ee, o varlık zati olarak sende Bak anlattım düşüncenin kendisi ahadiyet. Bu evet. sende de var. Düşündün müydü? Tamam. Allah'ta o ahadiyet özelliği sende var. Ama sen ne yaptın? Fiilini kendine yorumladın. Hata yaptın. Evet. Önemli olan zatına iliştirmen lazım. Ve zat da esmalarla bütünlüklü olarak tarif ediliyor ona işaret ediyor bu problem burada başlıyor aslında hocam burada bir şey sormak istiyorum evet. ben ama e, her esmanın hani bir Rabbi var ve e, sonuçta Rab da doğru yolda madem e, bu durumda e, peygamberlerin bize e, getirdiği tavsiye ettiği şey nedir iyilik Kötülük. Bunlara nasıl bakacağız? Erken bir soru ama olsun buna da cevap vereceğiz mutlaka. Hı -hı. Sohbetimizin içinde de bu Hı -hı. bir açılması gereken konu. Hı -hı. Fakat burada şu var. En ee, Esas olan şu. Hı -hı. Ee, Rabbinden hoşnut olmak. Hı -hı. Çünkü Allah'la bizim ilişkimizi sağlayan o esmanın rabıtasıdır. -hı. -hı. Allah'a yakınlık nerede oluyormuş? Şimdi buralar anlaşılırsa o hmm. sorunun cevabı. Allah'a yakınlık, Allah'a yakın olmak. Hmm. O esma, yani şöyle Allah cömerttir. Tamam, hmm. sen cömert ol işte Allah'a yakınsın. Hmm. O esma, o zaman Allah'a yakınlık tarifi nasıldı? Şah damarınızdan hmm. daha yakınım ne demek? şah daha yakın olmak demek o esma üzerinden yakın olmak demek hmm. her esma üzerinden Rab, Rabbinle Allah'a yakın olabilirsin yani Rabbim olmasın ben direkt Allah'a bağlanayım öyle bir şey değil Allah çünkü cami ülezat olduğu için bütün esmalar onun hmm. ama sana her birimize Allah'ın da gayesi ne? E, bütün esmaların yetkin ve kamil bir şekilde varlığında tecelli edip bilinmesi. Hı hı. Ama bilinemiyorsa o zaman ne yapıyor? Tek tek o esmayla onunla murabıt oluyor. Herkes hı hı. orada. O zaman şu var. Diyelim ki hidayet esması. Hı hı. Nedir? E, o hidayet, hüda yani hı hı. hadi esması, onun Rabbisi. Evet, evet. Ama bunun karşılığı var, hı, delal. Delalet esması. Evet, evet. O da Rabbinden hoşnut. Evet. <laughs> ha. Ee, münit, nimet veren ismi. Hı hı. Ee, ama eddar ismi var. Evet. Onu daraltıyor efendim. Bak zıt esmalar. Her biri kendi esmasından hoşnut. Dert burada. Evet. Yani kahre esması var. Adam kahre diyor. O görevini yapıyor. Allah ona o esmayı vermiş. Hı hı. Sorun burada başlıyor. Buraya gelmeden önce... Hı hı. E, ...yakinlik... ...yakinlik neymiş? O esmaya uygun kendi varlığını inşa etmesi hı hı. Allah katında o varlık var bunu biliyoruz evet. yani bu niye var diyemezsin bunu yok edeceğim diyemezsin hı hı. çünkü onu yok edemezsin hı hı. ancak ne yaparsın değişir dönüşebilir hı hı. çünkü esmalar arasında ne var bu o esma üzere geldi bu bu esma üzerine geldi diye bir şey yok hı. Tek bir varlık var düşünebilme yetisi. <laughs> o zaman akletmiyor musunuz, kalbetmiyor musunuz demesinin sebebi bu. <laughs> o esmayı ilahlaştırıp takılma. <laughs> Sen bu esmayla geldin, zalimden alim olur ya. Evet. Ben dedim ki zalim ya buna hiç itibara etmeyelim. Üstadım dedi sakın öyle bir şey deme. Zalimden alim olur, Allah'tan umut kesilmez. Doğrusunu <laughs> Allah bilir. Kimin evet. ne olacağını nereden bilmiyor. Onun için Muhittin Arabi e, Fütat-ı Mekke'de şöyle der. Kritiklerinizi, eleştirilerinizi şahsiyetler ve isimler üzerinden yapmayın der. Evet. evet. Neden? Adam tövbe eder, değişir, dönüşür. O şahsiyetten, o karakter başka bir karaktere bürünür. O da var. Hı hı. O esma her biri bir karakterdir. Hı hı. Rab'dır çünkü. O, o zaman ne yapacaksın? Sen mahcup olursun. Ya, evet. Sen ancak bir karakteri hı hı. kritik edebilirsin. İsmini bile, şahsiyetini bile ifade etmen gerekmez. Peki, konuyu toplayalım. Hı hı. El alim esmasıyla insan bildi. Evet. Bilenle bilinen aynı varlıkta onun bilincinde gerçekleşti mi? Aykilik yok ki orada. Evet. Bak burası evet. çok önemli. Peki bir şeyi bilgi mertebesinde düşünecek olursan orada bilinen bilen bütünlüğü var. Bilme de öyle. Evet. Herkes aynı şey yapıyor. Bilen bilinen bilme eylemi. Bilme eyleminde o ilişkide bilme eyleminde bilenle bilinen özneyle nesne bilme eylemi nispetinde bir varlık. Hı -hı. Tamam mı? Onun fiiliyle biz dışarıda çoğaldığını düşünüyoruz bunu. Hıhı. Tamam. Rabtası elali mesması üzerinden. O zaman tanrının niteliği o bilme ilişkisinde ikilikten kalkıyor. Tek ilke var, düşünebilme yetisi. Ona göre buna göre değil, insan düşünen varlık olarak evet. O zaman şirkte değil. Tek, tek ölçü, ahadiyet bu demek. Peki. Biraz konuyu daha geliştirelim ne dedik? Benim Rabbim doğru yoldadır ifadesi üzerine. Bir şeyin kendi özel Rabbi ile arasındaki ilişkide bir uyum varsa o zaman buna alaki bir yetkinlik ve olgunluk işareti var. Bu doğru yol demektir. Hı. Doğru yolu böyle tarif ediyor. Doğru yol ne? Yani bu esmayla bu esmanın hakkını öyle bir veriyorum ki kamil yetkin. Hı hı. Tamam mı? Kamil yetkin esma. O zaman doğruyor. Bu anlamda Tanrı'nın bu niteliğini o gerçekleştirdiği için kamil ve yetkin olur. Hangi esma sol ister kahar olur, ister hı. hudi olur. Hı hı. Tamam mı? Kamil ve yetkin bir şekilde. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıyor. Allah katında iyilik kötülük konusu Olmuyor. Hı -hı. İyilik ve kötülüğün menşei nedir? Buna bakacağız. Evet. Hı -hı. Üç tane menşei var. Peki. Biraz da şeye bakalım. Doğru yolu tarif ettik. Ne evet. dedik? Hı -hı. Yetkin ve doygun, kamil hayata geçirme hı -hı. onun doğru yoludur. O esmayı o gerçekleştiriyor. Peki. Özel yol bu. Çünkü neden? Has esma diyoruz. Hı -hı. Ee, ona en yakın olma konusunu söyledik. Doğru yol Rabbin kula yakınlığını anlatan bir ifade dedik. Şahdamar'ından daha yakın olma dedik. Çünkü doğru yol şu demek. O Allah'ın esmasıyla eşya arasında bağ kurulduğu zaman o nitelikler birbiriyle örtüşüyor. Allah katındaki esma ile o eşyanın nitelikleri örtüşüyorsa nereye dokunsan Allah'a dokunuyorsun. Allah'ın dışında bir yere dokunmuyorsun. Ha bu ama o Allah mı? Hayır değil. O esmaya dokunuyorsun. O esma, o rabıta üzerinden Allah'a vasıl oluyorsun. Buralar karışmasın. Peki, bu buraları bahsettik ee, doğru yolda olmayı yakınlık dedik. Ee, yakınlık ne demek? Yakınlıkta şu var. O esma hak ile yapıyorsun ya. Hı hı. O esma ile, o esma'yı hayata geçiren arasında rıza var demek. Rıza iki türlüdür. Kul Rabbinden razı, Rabbi kulundan razı. Buna da şükrediyorsun. Diyorsun ki doğru yoldayım. Benim Rabbim doğru yolda. Bu o, o ifade o demek benim Rabbim doğru yolda. Yani ben o Rabbin özelliğine göre tabiatım gereği hareket ediyorum o doğru yolda gidiyorum. Ama toplum hop hop o yanlış yol dese kaç yazar? Allah'ın o esmasını gerçekleştiriyor. Hı -hı. Adam cinayet işliyor. Hı -hı. Aman ya Rabbim. Şimdi böyle baktığın zaman o esmanın hakkını veriyor. Hı -hı. Dert burada. Şimdi buralara müdahil olmak lazım. Peygamberler burada devreye giriyor. Evet. Yoksa Allah'ın Tekvin yaratmayla ilgili verdiği ilahi emirde o Rab'be göre kendini inşa etme de problem yok. Hı. Eylem. Hükümle ilgili var. Hı. 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 Yani çünkü Allah hükmediyor sen böyle olacaksın, sen de böyle, sen de böyle. Hı. Hı. Tamam ama o zamana, o mekana, o örfe, o adete Hı. Hı. yahut o kişinin efendim... Ee, o özelliği sevip sevmemesi yahut da hoşnut olup olmaması hem öznel hem de örfadet olduğu için nesnel hmm. şartlar bir şeyi iyi ve kötü olarak belirleyebilir. Evet. Ve bu da değişkendir. Evet. Ahkama göre hükmü değiştiriniz diyor. Hmm. Hadis. Peki burası dert. Biz o zaman e, bu şeriatla bildirilen ne? Evet. Değil mi? Evet. Şeriat bunu getiriyor. Diyor ki bunu yapma şunu yap. Hı -hı. Yes, Emrediyor. Evet. Arifler açısından Hı -hı. bu konuya füsüs bakar. Tamam Hı -hı. mı? Arif nasıl bakar? Şimdi üç tane temel konu var dedik. Bir Hı -hı. örf adete göre Hı -hı. E iki insanın mizacına göre hı hı. iyilik kötülük bu bana uydu bu beni hoşnut tuttu bu beni hoşnut kılmadı Ya da adete göre bu iyidir bu kötüdür hı hı. Bir de şeriata göre hı hı. şimdi şeriata göre iyi kötü konusunu Muhittin abi yine esmalara göre belirliyor hı hı. Yani öyle görüyor hı hı. E, Arife de diyor ki şimdi esmanın bir özelliği var. Bu ilahi esmalar üzerine sohbet edileceğiz ama olayı şu çerçevede düşünelim. Hı hı. Esma dediği varlık ortaya çıkarken hem Allah'ın ahadiyet özelliğine işaret ettiği için zatına hı hı. bir zata bakan yüzü var esmanın bir de kendine kendi özelliğini ortaya çıkaran yüzü var. Kendi yüzüne bakan yüzü bütün esmaları, içindeki o esmaları örtüyor, perdeliyor. Yani zatî varlıkta düşündü ya bütün nitelikler var. Ama o niteliklerden biri diyelim ki irade, biri ilim, biri kudret, biri kelam. Değil mi? o esmayı ortaya çıkartıyor nerede irade kazandıysa hmm. ama kelamda ilim irade kudret var hmm. ama kelam daha ön planda olunca onların gücünü alıyor kelam olarak parlıyor o yeti o istidat parlıyor onda hmm. ötekiler onun içinde var Kelamın içinde irade olmazsa kelam olarak ortaya çıkamaz ki. Kelamın anlattığı çünkü bir şey bilinecek yani ilim, seçilecek yani irade. i̇rade. <laughs> yani kudret kuvveti olacak ki o esma olsun. Evet. Mecburen bunlar var. Ama onun içinde adalet de var. O esma biliyor onu. Hı hı. O efendim merhamet de var, vefa da var. Hı hı. Değil mi? Bütün nitelikler var. Zatına yönelik bakan yüzüyle hı hı. kendine yönelik bakan yüzü. Arifler bunu bildiği için esmanın iki yüzü. Hı hı. Şimdi Rabbini seçtin, Rabbini biliyorsun. Hı hı. Rabbini bilmek ne demek? O esma üzere bildin. Evet. Bildin. Ama diyor ki Arif dışarıya da baksan, kendine de baksan sendeki o özel raphas esmanın başka özellikleri de var. Bütünlüklü bak. Ahadiyetten geliyorsun. Sende ötekiler perdeli. O perdelere la ilahe çektiğin zaman öteki perdenin arkasındakiler çıkıp senden tecelli etti miydi? Diğer esmalara da tanıklık ediyorsun. Problem orada. O zaman diğer esmalara tanıklık edince o günkü şartlar, ilişkiler neyi gerektiriyorsa o esmayı ona göre şekillendir. Yani ben sadece benim inancımda bu var. Ben bunun üzerine yaparım. İtikatini alıyor, Allah daraltıyor. Allah diyor ki bütün esmalar sende. Aç bunu. Ariflerin işi bu. O yüzden bütün esmalara dönük yüzü açık olduğu için şeriatında belirtilen şeriat şerait şartlara ve zamana mekana uygun harmonik olan neyse tevit olan onu uygulan. E çağ değişti o zaman bütün esmalar yine Allah'ın olduğu için o şartlara uygun ne varsa onu uygula kaçar göçer bir şey yok hep esmaya göre şimdi buralar sohbette daha açılacak İlkesin. ama toparlayacak olursa ahadiyette neyini bildi esmalarını bildi uluhiyet. Hı hı. Uluhiyetinde ne yaptı? Kendinden yine fiili. Hı hı. E, o zati olanın üzerinden fiilini yaptı mı? E, yaptı. Ama bu kötü bu iyi. E, tamam da kötü iyi onu bildirdi. Şartlara göre. Yasa, hukuk bildirdi. Hı hı. O zaman hepsi sende var. Bunu bilmekle mükellefsin. Zati bilmezsen hı hı. Sıfatı ve fiili olarak e, o bütünle bağlı olarak iş yapamazsın. İnsanı huzura götüren o bütünlüktür. Ahadiyettir. Ahad tek biricik. Peki vahid o da tek bir diyor ona ama bir derken şöyle bir bütün esmaları düşünüyor kuvve olarak var Hı -hı. ama onlar daha kuvve Hı -hı. olarak olduğu için ayrışmamış bütünlük. Hı -hı. Fiile geçince çoğaldı. O zaman her birinde bütün özellikler olduğu gibi her birinde de kendine ait özelliğin plana çıktığı için Hı -hı. birbirleriyle ilişkisinde aynılığıyla bir kendiyle farklı olduğu için Furkan'da o zaman onu birliğe getiren rabıtadır. Rabdır. O organize eder. Oradaki birliktir. Birlik farklılıkların birliğidir. Kuvve olarak değil fiil olarak birliğe gelendir öteki kuvve olarak birliktir ama ayrışmamıştır. Şeyde zatında düşüncesinde olduğu için ayrımı da yok, fiili de yok bu. Daha bütünlüklüdür. Tek bir bütünlük vardır, düşünme yetisidir. Ama Hud peygamber fiili adiyettir. Bunu hmm. görmek lazım. Neden? alnından tutuldu. Evet. Doğru yola götürüldü. Ve de Rabbinden hoşnut. Evet. Çünkü bir esma üzerinden bütün esmaların açılabileceğini gördü. Evet. Çünkü bir esma haz esması ama bir esma da bütün esmalar var. Evet. O zatıdır. Evet. Hud peygamber bu manada ahadiyette Fiiliyattaki İnan. ahadiyette önemli bir konudur. Hmm. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.